Nas inadı böylece o sözlerle son bulmuş oldu. Peki bundan sonra yeni dönem nasıl olacak? Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle birlikte bu bölümde. Sayın Alçın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz şimdi haberimizde aslında bu süreci özetlemeye çalıştık. Dolayısıyla artık önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyoruz öyle değil mi? Bu açıklamalar sonrasında. Evet. Yani açıklamadan da ziyade zaten seçime yaklaşılan süreçte de bir U dönüşü yapılacağı bekleniyordu. Çünkü ekonominin doğal akışı diyelim. Artık Ekim 2021'den bu yana sürdürülen politikayı kaldırabilecek düzeyde değildi. Nitekim seçim sonrasında da bu politikayı uygulayabilecek bir isim Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek bakan olarak atandı. Devir teslim töreni de oldukça aslında tarihe not düşülebilecek nitelikte bir devir teslim töreniydi. Ülkenin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadı. Evet, yol bitti dedi. Onun için U dönüşü yapacağız demiş oldu. Eski bakan Nurettin Nebati ise oh çekti, derin bir oh çekti. Çünkü 2021 Ekim'inden bu yana uygulana gelen politika neydi diye hatırlarsak çok uzun bir aktarım mekanizması aslında. Fiyat istikrarı yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yasadan kaynaklı aslında tek yegane görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fakat bu belli bir süreliğine bir anlamda ikinci plana alınarak finansal istikrar adıyla bir kavram ortaya atıldı ve bunun sağlanması. Bu ne anlama geliyor? Bu da özellikle 2017'den bu yana yaşanan nakit akışındaki sorun piyasalarda. İşte önce KGF'lerle 2018'deki, daha sonra İki tane kredi kampanyasıyla, kamu bankaları eliyle giderilmeye çalışıldı buradaki sorun. Fakat devamında da kaynakların azalıyor olması, başta döviz rezervi ama genel olarak da ülke içerisinde de nakit akışıyla ilgili sıkıntıların olması sebebiyle selektif, yani bazı sektörlerde, belli dönemlerde kredi düzenlemelerine gidildi. Yine tüketime ilişkin olarak da zaman zaman BDDK tarafından kredi taksit sayısı azaltıldı. Belli tutarların altında veya üstündeki kredilerde farklı uygulamalara farklı dönemde gidildi. Ve bunlar da hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem BDDK tarafından makro ihtiyati tedbirler olarak adlandırıldı. Yani bir taraftan tabela, yani politika faizi sürekli düşürülürken diğer tarafta arka kapı politikası diyebileceğimiz bir taraftan döviz satımıyla kur kontrol edilmeye çalışıldı. Yani Türk lirasındaki değer kaybı belli bir ölçüde frenlenmeye çalışıldı. Diğer taraftaysa o sınırlı olan kaynaklar, artık sınırlı kalmış olan kaynakların tabiri caizse gıdım gıdım bazı sektörlerde, belli dönemlerde kullanılmasına dönük çok zor bir politika aslında uygulandı. Ve bu bankacılık sistemini büyük ölçüde, daha doğrusu bir mayınlı tarlaya çevirmiş durumda. Dolayısıyla şu an bizim baktığımız sadece politika faizinin ne olacağı değil. Çünkü politika faizi uzun süredir aslında tabela niteliğini, gösterge niteliğini yitirmiş durumda. Merkez Bankası şu an bir hafta vadeli repoyu politika faizi olarak seçiyor. Bunu da değiştirebilir bu arada. Tekrar koridor sistemine dönebilir. Yani sadece basit anlamda 8,5'u piyasada konuşulduğu haliyle 20'ye 25'e çıkarması bir şeyi çözmüyor. Öte yandan bankacılık sisteminde şu ana kadar bu 1,5 yıl içerisinde yapılan düzenlemeler bir anda ortadan kalkacak mı? Yani burada nasıl bir U dönüşü göreceğiz? Bu da önemli. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii dün verdiği mesaj aslında şu anlama geliyor. 8 ay sonra bir yerel seçim var ve buradaki U dönüşünü dikkatle takip ediyoruz demiş oluyor. Sert değil, yumuşak bir U dönüşü ve yeri geldiğinde de bu U dönüşünden de tekrar bir U dönüşü yapılabileceğini de sinyalini vermiş durumda. Bu noktada politikanın bir anlamda yükü Sayın Şimşek'e yüklenmiş durumda. Fakat Şimşek'in de yeteri kadar şahin olmasını bekleyemeyiz. Bugün yine saat 10'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı. Bu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda. Evet, yapılıyor. Bu da aslında bir mesajdır bir yönüyle. Yani tamamen ekonominin dümeni Sayın Mehmet Şimşek'e bırakılmış değil. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı dün ifade ettiği haliyle ekonomiyle ilgili tek bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı değil. İşte Şehir, Bölge, İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, bunların tamamı aslında ekonomiyle ilgili. Yani şunu söylemiş oluyor.
Biz evet Mehmet Şimşek'e bir alan açtık. Merkez Bankası üzerinde de kontrol yetkisi verdik. Bu da ayrıca tartışılmalı tabii. Çünkü para politikası Merkez Bankası tarafından bağımsız olarak yürütülür normalde. Maliye politikası ise Maliye Bakanlığı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Yani ikisi ayrıdır, ayrı erklerdir. Fakat burada da tamamen artık bağlandığını da görüyoruz. Fakat burada şunu yapmış olmuyor Cumhurbaşkanı. Tamamen ipi bırakmıyorum demiş oluyor. Yani dünkü mesaj bu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Şimdi müsaadenizle burada iki yıl içerisinde nereden nereye geldik? Yönetmenimizden rica edelim. Bu Türkiye neredeydi ve bu iki yıl içerisinde uygulanan bu politikalarla neler yaşadık? Onun ekranlara gelsin. Dolar haberimizde de özetlemeye çalıştık ama dolar o tarihte bakın ekranlara yansıyacak şimdi 7 lira 7.07 kuruştu. 23 lira 56 kuruş oldu. Benzine baktığımızda benzinin litresi 7 lira 7 kuruştu. 24 lirayı buldu. Gram altın keza öyle 410 liraydı. Şimdi 1490 lira oldu. Artışa bakar mısınız? Enflasyona baktığımızda %16'dan TÜİK verilerine göre ki sokağın enflasyonuyla uyuşmadığının altını çizmek lazım %39,59. Yani şunu söylemek mümkün. Sayın Alçın siz ne dersiniz? Anladığımız kadarıyla bu NAS inadının faturası Türkiye'ye oldukça ağır oldu. Benim aklıma bir yurttaş olarak gelen soru şu, izleyicilerimiz de hep bunu soruyor. Eğer böylesi bir U dönüşü yapılacaktıysa biz bunları neden yaşadık? Evet gerçekten bu da piyasada da herkesin cevabını aradığı bir soru. Ama bu sorunun cevabı aslında biraz arkaya baktığımızda gözüküyor yani net biçimde. Seçime yaklaşılan bir süreçte yani 2021 Ekim'inden Haziran seçimine kadar geçecek o 1,5 yılı biraz aşan süreyi düşündüğümüzde bu süre içerisinde iki tane temel zorluk vardı ekonomide. Bunlardan bir tanesi işsizlik, diğeri ise enflasyon. Bu ikisinden birini zehir diye düşünelim. Bu iki zehirden birini ya da ilaç ne derseniz topluma vermeniz gerekiyordu. Ya ikisinden de kurtulma şansı yoktu ekonomi yönetim ya da iktidar koalisyonunun. Burada tercih enflasyondan yana oldu. Çünkü enflasyonda geçici illüzyon yaratabilirsiniz. Yani bir taraftan fiyatlar gösterdiğiniz gibi sürekli yükseliyorken diğer taraftan işte belli kesimlere düşük de olsa ücret artışları yaparsınız. Birkaç malın fiyatını göstermelik olarak düşürürsünüz, kontrol edersiniz ve sanki enflasyon reel gelir eritmiyor, yoksulluk yaratmıyor gibi bir izlenim yaratabilirsiniz geçici olarak. Onun da sınırına gelinmiş durumda. Fakat işsizlikte böyle bir illüzyon alanı yoktur ekonomi politikasında. Çünkü işsizse bir yurttaş doğrudan gelir kaybına uğrar. Sadece kendisi de gelir kaybına uğramaz, ailesiyle birlikte yoksullaşmaya başlar. Nitekim pandemi döneminde Türkiye'de uygulanan ücretsiz izin uygulamasıyla yüz binlerce kişi aylarca ücret almadan çalışıyor gözüktü. Ha işini kaybetmemiş oldu, bu olumlu tarafı tabii ki. Fakat aslında hem sosyal haklarından azade oldu çünkü sigortası da yatırılmadı hem de ücret almadı. Bu yoksulluk yarattı ailede. Yani şöyle düşünelim 4 kişilik bir ailede 2 kişi çalışırken biri ücretsiz izinliyse artık o 1 kişinin maaşı ya da ücreti 4 kişiye bölünüyor. Bu da genel olarak bağımlılık oranı da artırmıştır. Öte yandan kısa çalışma ödeneği hakeza insanlar çalıştı ve birçok sektörde biz şunu gördük maalesef. Kısa çalışma ödeneği aslında sektörlerin hareket edebilmesi, iflasın önlenmesi için alınan bir önlemdi. Ama birçok sektörde aslında ihtiyaç olmasa da kısa çalışma ödeneğine başvuruldu. Açıktan ücret tamamlandı, zarfta verildi fakat sigorta ödenmedi. Yani diyelim ki 15 günü sigortanın ödendi, 15 günü ödenmedi. İşçi de paramı aldım nasıl olsa, işte patron beni seviyor, şeyle zarfla bana verdi diyor. Fakat sosyal hakları erimiş oldu. Böylesi bir dönemin üzerine gelindi. Yani 2021 Ekim'i böyle bir tarihti. Burada şu yolu seçmiş oldu. Yani bir şekilde aslında frene basılması gerekirken tam tersine gaza basarak biz bir şekilde bu seçim sürecine insanlara en azından çalışıyor olarak bu seçim sürecine girmelerini sağlamak zorundayız diye bir amaç var gibi geliyor bana. Yani baktığımda resme öyle gözüküyor. Şu an itibariyle peki buradan vazgeçilmiştir bu politikadan işte NAS diye ifade edilen veyahut da işte faiz enflasyon arasındaki bu ters iddiası Sayın Cumhurbaşkanı'nın vazgeçmiş midir? Vazgeçmemiştir bence. Ve bu orada duruyor. Dünkü konuşmada bu anlama geliyor. Yarın öbür gün örneğin Şimşek biraz şahinleşirse veyahut da uyguladığı politikalar
istenen karşılığı bulmazsa, yabancı sermaye girişi istenen düzeyde olmazsa, kurdaki bu yükseliş veyahut da Türk lirasındaki değer kaybı önlenemezse bütün döviz satışına rağmen, o zaman diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanı şimşek geldi ama bakın böyle olmadı. Biz tekrar tabii ki esas olan politikamızla devam edeceğiz diyebilir yerel seçim öncesinde. Evet, diyebilirse elbette biz de şaşırmayız. Şimdi ben müsaadenizle önümüzdeki yani bu ayın Haziran ayının 22'sinde para politikası kurulu toplanacak ve yeni Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'da o toplantıda olacak. Mehmet Şimşek yönetiminde ekonominin olduğu dönemde yapılan ilk toplantı olacak. Merkez Bankası bağımsız olmalıydı ama tablo ne kadar bir soru işareti, sizin de söylediğiniz gibi. Oradan nasıl bir karar beklersiniz? Orada alınacak bu olası faiz artırımı ne olabilir ve o kararın sonuçları neler olabilir? Hem yurttaş üzerindeki sonuçlarından bahsedelim. Biraz sonra bir haber getireceğiz ekranlara. Örneğin kredi kartı borçlularının sayısının arttığını görüyoruz. Borcunu borçla kapatanlar vesaire. Onlar için anladığımız kadarıyla faiz yükselecek. Bir yandan da döviz üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Yani bizim hayatımızı nasıl etkileyecek özetle? Evet, tabii şimdi faizin, politika faizinin şu an bir anlamı kalmadı. Çünkü piyasada mevduat faizleri %50'ler, kredi faizleri %60'lara dayanmış durumda. Enflasyon TÜİK'in verisiyle %40, Merkez Bankası'nın politika faizi ise 8,5. Dolayısıyla bir anlamı yok. Beklenti piyasada 20-25 düzeyinde. Burada tabii şöyle bir durum oluyor. Yine enflasyonun altında, yine piyasa gerçeğinin dışında. Dolayısıyla reel faiz negatif olmuş oluyor. Yabancı açısından bu önemli. Yani ülkedeki enflasyonu da hesaba katıyor parasını getirirken. Çünkü enflasyon bir anlamda, işte mevduatta da bunu görüyoruz. Mevduat faizine yatırıyorsunuz paranızı ama enflasyon onu zaten uçurup götürmüş oluyor. Dolayısıyla tam karşılığı olmuyor. Fakat yön işaret etmesi açısından tabii ki faizin yükseltilmesi olumlu bir etki yaratacak. Burada tabii faizin yükseltilmesiyle birlikte PPK'nın metnine de bakacağız. Burada özellikle bu liralaşma stratejisi diye ifade edilen Ocak ayından bu yana bir strateji vardı. Bu stratejiden ne kadar dönülüyor? Öte yandan Merkez Bankası uzun süredir başına gelen bütün, yani Türkiye ekonomisinin başına gelen bütün olumsuz durumları dışarıya hep attı. Yani politika metinlerinde bunu gördük. İşte zaman zaman tedarik zincirindeki tıkanmalara bağladı, zaman zaman Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyrine bağladı. Şimdi bir taraftan da tabii yabancılar da şuna bakıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yani siz ne yapacaksınız? Ya da mevcut olumsuzlukta kendi ekonomi yönetiminizin nasıl bir dahli var? Şimdi bunlara da bakacağız. Yani para politikası kurulunun alacağı bu kararda sadece faiz oranını kaç yaptı, 20 mi yaptı, 25 mi yaptıdan ziyade evet bir faiz artırımı, fakat bunun yanında da metinde de rasyonel bir dil kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Esas bakılacak kısım burası. Fakat başta da ifade etmiştim, şu ihtimalde masada bence Merkez Bankası politika faizi setini değiştirebilir. Yani farklı bir politika faizine geçişte yapabilir. 2018 öncesindeki gibi koridor sistemi de gelebilir. Farklı bir uygulamaya da gidilebilir. Bu da şu sebeple yapılır, eğer yapılırsa mevcut politika faizi dejenere olmuş durumda. Tabela niteliğini yitirmiş durumda. Yeni bir araçla, daha rasyonel bir politika metniyle bunu deneyebilir. Bunun karşılığında tabii sermaye girişi belli bir ölçüde olabilir. Türk lirasındaki değer kaybının da biraz daha artması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor, onu bekledikleri anlaşılıyor. Bu tabii ki programın daha sonra ne kadar uygulanacağı, Merkez Bankası tarafından oradaki metinde öngörülen unsurların ne kadar sürdürüleceği, yine bankacılık sistemindeki bu mayınların, yani şu ana kadar konulmuş bu makro ihtiyati tedbir kararları adı altında yapılan düzenlemelerin ne kadarı hangi hızla kaldırılacak ve rahat işleyen, kendi kendine piyasa koşullarında bir denge oluşturan piyasanın oluşmasına ne kadar izin verilecek? Bunlara da bakılacak. Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz ama bahsettiğiniz bu değişiklikler yapılmazsa, şimdi ben doğru mu anladım? Gösterge faizi, politika faizi %8,5 seviyesinde. Evet. Enflasyona baktığımızda, TÜİK enflasyon verilerine baktığımızda %39,50 seviyesinde. Evet. %20'lik bir artış yine enflasyonun gerisinde kalacağı için o zaman bunun çok bir etkisi olmaz. Yön olarak etkisi olabilir. Dediğim gibi politika metnine bakılır daha çok. Yani
yani faiz oranından ziyade politika metninde ne kadar gerçekle yüzleşiliyor, yoksa gerçekten ne kadar kaçılıyor tersten baktığımızda buna bakılacak. Peki, olası bir faiz artışı, dövizin ateşi yüksek, dolar, euro belli ki belli bir noktaya kadar, adil değere kadar ulaşması ve sonrasında yabancı girişi hedefleniyordu. Peki, olası bir faiz artışında orada, o cephede nasıl gelişmeler beklersiniz? Dolarda, euroda? Evet, tabii belli bir oranda girişte artış olabilir. Şu an izleniyor Türkiye piyasaları. Fakat dediğim gibi burada yabancıların da daha ziyade bakacağı reel faizdir. Yani enflasyon düştükten sonra elime ne geçecek buna bakar. Şu an 39 enflasyonda 8,5 faiz diyorsanız bu kabaca işte demek ki aslında 30 civarı eksi faiz var demek. Ha, piyasada böyle mi? Değil tabii ki, 50-60 düzeyinde. Peki enflasyon 39 mu? Yok, o da öyle değil. Yani burada yabancı da tabii ki enflasyonun aslında 39,57 olmadığını biliyor. Dolayısıyla herkesin aslında kendi zihninde oluşturduğu bir adil değer var. İfade ettiğiniz gibi öncelikle Türk lirasındaki değer kaybının o değere yakınlaşması lazım. Öte yandan da bu faiz artırımına paralel olarak da kararlı, uzun süreli bir politika izleneceği izleniminin en azından Merkez Bankası tarafından uluslararası kamuoyuna verilmesi gerekiyor. Tabii Gaye Erkan ismi de burada önemli. Mehmet Şimşek gibi Amerika'dan gelmiş olması, orada finans piyasalarında tanınıyor olması, yine oradaki Amerikan yönetimiyle bu dış ilişkiler konusundaki ilişkileri, bunlar hepsi alt alta yazıldığında yine Sayın Mehmet Şimşek'in Londra piyasalarındaki etkisi bir şekilde o yatırımcılarla görüşmelerin de tabii ki etkisi olacaktır. Tabii bütün bunlara başlanabilmesi için bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra, yine haftaya Merkez Bankası'nın PPK kararından sonra OVP'yi bekleyeceğiz. Muhtemelen OVP'yi şekillendirmek için de işte hem TÜSİAD'la hem bankalarla Sayın Şimşek görüşecek. Ve haftaya muhtemelen bir taslak OVP çıkar. Bu OVP olduktan sonra aslında yabancı yatırımcılara sunumlar yapılacak. Yani çünkü orada 3 yıl vadeli nasıl bir hedef olduğu izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. OVP orta vadeli program. Aslında işaretlerini Cevdet Yılmaz da o toplantı öncesinde ifade etti. Hazırlıklara başladıklarını söyledi. Evet. Önümüzdeki hafta biz bir taslak görecek miyiz bu konuda? Görebiliriz. Yani taslağı tabii görme şansımız olmaz ama yani önümüzdeki haftadan sonra artık OVP açıklanacak hale gelebilir. Bu olacaktır. Çünkü o aslında hani şu 2 haftalık durma süreci ve bakma süreci Sayın Şimşek'in, bundan sonrasında uygulama sürecine geçilecek. Çünkü bu 2 hafta bir anlamda hem piyasayı sakinleştirmek, işte 2 tane tweet'i var önemli. Birisini İngilizce attı yabancılara. Evet, biz merak etmeyin, istediğiniz veya hani uluslararası finans ölçütlerine uygun hareket edeceğiz diye. İkincisini de içeriye bir mesajdı. Orada da dedi ki işte sakin olun, bekleyin. Benden gelmeyen açıklamalara da rağbet etmeyin. Bu şu anlama geliyordu. Sözlü yönlendirmedir aslında bu. Yani bir süre bir durarak da bir etki yaratmaya çalışmış oldu ekonomi yönetimi. Şimdi onun da sonuna geliniyor. Çünkü onu da çok uzattığınızda artık 2 hafta üzerine 3, 4, 5 haftaya giderse bu sefer bir şey yapılmayacağı izlenimi doğabilir. Nitekim anımsayacak olursak 2018 sonrasında da benzer bir beklenti vardı. Güçlü bir ekonomi programı çıksın diye. Fakat bu olmadı. O süreç sürekli uzadı ve bir süre sonra böyle program denemeyecek, işte çeşitli alanlarda farklı tadilatların diyelim, tadillerin bulunduğu bir şey çıkmıştı. Karışık. Ve Bakan Nebati'ye oh çektiren öylesi bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi müsaadenizle ben yönetmenimden rica edeceğim. Böyle zaman zaman gülümsemek de iyidir. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin bir karikatürü var. Onu ekranlara getirebilirlerse eğer. Bugün aslında tabloyu çok güzel anlatmış. Bakın ne diyor Sefer Selvi? Buraya da geldi. Merkezin faiz adımlarını, daha doğrusu Şimşek'in faiz adımlarını Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik sözlerini Erdoğan'ın bugün gündemine alıyor. Ve şuna faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş desene gibi bir yanıt geliyor. Bugün Sefer Selvi'nin ellerine sağlık diyelim. Evrensel Gazetesi'nden sonra size sormak istediğim bir soru daha var. O da iktidara çok yakın bir gazete, Yeni Şafak Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Yine yönetmenimizden rica edelim o da gelsin. Şöyle bir hedef olduğunu anlıyoruz Yeni Şafak manşetine baktığımızda. Enflasyon tek hane, faiz tek hane. Hedef bu. Peki böylesi bir hedefe biz nasıl, ne zaman ulaşırız veya
bu koşullarda ulaşabilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi bu PPK metinlerinin son paragrafında tabii artık 40 yamalı bohçaya dönmüş durumda. Çünkü her ay farklı bir gerçeklik, konjonktüre bağlı olarak bir paragraf ekleniyor. Sonra onlar kalabiliyor, bir yığıntıya dönüşüyor. Son paragrafına baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Orada yazar ki Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %5. Gerçekten de resmi olarak enflasyon hedeflemesi uygulanıyor çünkü. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi %5. Yıllardır bu yazıyor ve onun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla burada da hani tek hanenin bugün ifade edilmiş olması bir şey getirmiyor. Daha önce de yaşadık Sayın Nebati döneminde. İşte birkaç ay sonra düşeceğini bekliyoruz. İşte yıl sonundan sonra düşmesini bekliyoruz. Bu enflasyon bir meyve değil. Yani ağaçta yetişip olgunlaşıp kendiliğinden düşmüyor. Sürekli yükseliyor, yükseliyor. Yani dolayısıyla mücadele etmek gerekiyor. Mücadele de fiyatlarla savaşarak yapılmaz. Mücadele burada mali disiplin ve sıkı para politikası ile yapılması lazım. Yani yurttaşların şuna ikna olması lazım ki devlet, Merkez Bankası para basmayacak. Bu soruyu herkes sorsun kendisine. Biz hangi gün buna ikna olursak eğer, o zaman enflasyon gerçekten kalıcı olarak düşecek. Şimdi ikna olabilir miyiz biz buna? Mesela yerel seçime yaklaşılan bir süreçteyiz. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı engelli yurttaşlarla ilgili gelir artışı sinyali verdi. Asgari ücretle ilgili merak etmeyin dedi. Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili söylediğimiz düzenlemeyi yapacağız dedi. Tam da seçim öncesi, evet. Yerel seçim öncesine, yerel seçime yaklaşırken iki ay kala yeni bir asgari ücrette düzenleme tabii gündeme gelebilir. Elbette. Şimdi bütün bunları alt alta yazınca hani bir yurttaş olarak ben düşünüyorum. Merkez Bankası son 1,5 yıldır tarihi düzeyde yüksek emisyon yapıyor. Yani bugün artık ATM'lerden çektiğimiz paraların neredeyse %90'ı 95'i yeni basılmış para. Böylesi bir tablo içerisinde önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın bir anda emisyonu keseceğini hayal etmemiz lazım. Yurttaş olarak böyle düşünüyorum, evet, dediniz. İktisatçı olarak? Çok zor tabii. Yani mümkün değil. Çünkü netice itibariyle burada şöyle... Büyüyen bir ekonomi, Türkiye ekonomisi. Potansiyeli yüksek. Sadece 13 milyon genç nüfusumuz var. Burada sorunumuz yok. Türkiye ekonomisinin temel sorunu aslında 2001 güçlü ekonomiye geçiş programı, daha önce 24 Ocak 1980 kararları hepsi aynı yere bakıyor. Burada bölüşüm problemi var. Yani Türkiye ekonomisinin temel sorunu üretim değildir. Tüketim de değildir. Bölüşüm sorunudur. Bakın Türkiye ekonomisi büyüyor. Hani birilerinin dediği gibi büyümüyoruz aslında falan. Yok, büyüyor. Büyüyebilen bir ekonomi Türkiye ekonomisi. Fakat büyüdükçe cari açık veriyor. Büyüdükçe çalışanların milli gelirden aldığı pay düşüyor. Son 3 yıl içerisinde sadece çalışanların milli gelirden aldığı pay %35'ten %25'e düştü. Bu ülkede sadece nüfusun %1'lik bir kesiminin bu enflasyonist dönemde geliri katlanarak arttı. Geri kalan %90'ın üzerindeki yurttaşın geliri düştü, yani yoksullaştı. Dolayısıyla bir bölüşüm sorunumuz var. Bunun çözülmesi lazım. Burada tabii buraya çok uzağız şu an. Yani bu bugünün sorunu da değil elbette. Sadece iktidardan beklenebilecek bir şey de değil açıkçası. Mesela geçmişte emek platformu vardı. Bu tip işte asgari ücret benzeri düzenlemeler, öncesinde raporlar yayınlardı, çıkıp açıklamalar yapardı. Şu an öyle bir durum da yok. Evet. Dolayısıyla esas sorun oralarda aslında. Biraz daha önümüzde duran, yani rafta duranlar, biraz daha kolay tüketilen geniş kesimler açısından da aslında bir illüzyon yaratan, gerçeğe doğru bakışı engelleyen flu bir ekran. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sinan Alçın bu bölümde bizlerle birlikteydi. Sağolunuz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, gerçek haber, gerçek ekonomi devam ediyor. Şimdi geride kalan dakikalarda da söylediğimiz gibi AKP